Evet, gördüğünüz gibi Tepeköy'de miyiz neyiz, her yerde kamyon dolu. Her evin önünde bir kamyon var. Nasıl bir köydür bilmiyoruz. İspanlıydı. Sonra bak görüyorsunuz, her evin önünde bir tane Ford Cargo. Genelde Ford Cargo, arada bir başkaları da var. Bu köyde niye geziyoruz onu da söyleyelim. Kamyonları ziyaret etmek için değil. Şu bölge tam şunun altında bir yerde, demin gördük de buradan gözükmüyor. Depremde ikiye ayrılan tarlanın olduğu köy burası. Çocuk da çok utanıyor. Kamerayı görünce. Hayret, bunun transiti var yani. Bu arkadaş herhalde parayı bulursa onu büyütecek. Bu da Ford, normal Ford'u var. Önce bu, önce sonra o. Köye Ford'cu. Şimdi bak, şu deprem olan yer, şu ev şu halde nasıl kalmış, enteresan. İki tane direkt binler üstünde duruyor. Gözükmüyor, o tepenin arkası herhalde ya. Bak arkada sera gibi bir şeyler var ya. Lan bu nasıl bir kadar köymüş, harbiden lan sağa dönmem lazım. Gözükme. He? Ben gözüküyor da. Ben gitme. Yetti bak, o. Bak şu ara var ya. Ha evet. Orada. Bakayım mı oraya? Çek işte burada bir fotoğraf. Buradan bir fotoğraf çekmeyeceğim, videodayım. Şuradan da gözüktüğünü düşünüyoruz ama şüpheliyim yani. Şu yarık ikiye ayrılan yer zaten belli, toprak köy yani, orada ikiye ayrılmış ama ne kadar kameraya çıkıyor bilmiyorum. He? Ne sınırı? Ne sınırı? E ne sınırı? Suriye mi ora? Bilmiyorum vallahi, sormak lazım. Sor şu geçenlere. Köy ve arkası arkadaşa göre Suriye. O zaman bu kamyonların bu kadar olması acaba şey mi ya? Mazot kaçakçız mı acaba? Şuraya bak ya, her yer kamyon. Bu kadar çok kamyon olmasının sebebi mazot kaçakçılığı, sınır falan muhabbetinden mi oluyor acaba? He? Orada eskiden ama kaç bunlar, savaş 10 sene oldu ya. Bunlar mazot kaçacak mı? Ya önemli olan kamyonun sınıra geçmesi. Hayır. Van da öyleydi eskiden. Yanlış. Bunlar şey değil. Hiçbirinin bir tankeri büyük değil. İzin vermiyordur devlet, belirli şeyi veriyordur. Ama başka bir şey dikkatini çekiyor mu? Çekmiyor. Bunlar hayvan yükleri, cep kanalları. Hepsi. Kasası, çöpütü bu. Allah da şuraya bak ya, kamyon. Git bari ya, göre şey, şuraya bak, kamyonlara var. Araba yok, kamyon var ya. Ara sokakları park edemeyen arkadaşlar arabaları köyün tek caddesine sığdırmışlar. Şöyle bilmiyorum, 500 adam varsa 1 lira kamyon var. Burası da köyün şeyler var. Hakikaten ha, Allah Allah, bu ne? Bu saatte cenaze gömüyorlar gerçi değil mi? Yok, şey seçme. Köy bayağı büyükmüş ya. Kim oluşuyor o zaman burada şu an? AK Parti'nin adamı mı? Mercedes'in son modeli var.
Demek ki köyümden hareketli ya. Şimdi biraz kıs yani. Şuradan dön. Şuradan dön. Bak orada yol ikiye ayrılıyor geniş. Sen benim. Al hemen. Daha burası da kötü ya böyle şey. Evler iç içe. Böyle ne güzel tarlaların olduğu yerde böyle iç içe evler yapmışlar. Lağım gibi. Köyde olsam alırım. Köyde olsam alırım. Oralarda daha çok alırım. Bilmem. Şimdi biz de çekiyoruz ya, zannederler ki diğer partinin adamları. Yakalayın. Ajan. AK Parti bu köyde çok iddialı gözüküyor. Bu kadar adam topladığına göre ama dediğim gibi bu köyde ya adamların yapacak işim var kamyoncular. Kamyon da burada. Kamyoncular olmasaydı avratlar da toplantı. Kamyoncuların hepsinin işe gittiğini düşünsene köyde erkek kalacak. Yani baka ya, köy zarar görmüş ya. Çoğu yerde konteyner var. 40 ev yok. He? Yıkık ev nerede? Çatlamışlardır. Ama çoğu da çadır var mı? Üzerini örtmüşler çadırlar. O depremden çok aşırı eskilikten döküldü işte olmuştu. Deprem bahanesi gibi. Onu da beleş diye almışlardır. Bizim orada deprem oldu, bize de yardım edin. Devlet göndersin. Onları daha sonra orada şey, tavuk beslerler. Şimdi şunların her biri 50 kağıt en az. Ne bak. Sen de iste bir tane. Depremde hasar gördüm diye ayakları yatacak olsa o pozisyonsa. Psikolojik rahatsızlığın vardır. Düz geldik değil mi? Bazı kamyonların uzun zamandır hareket ettiğini bile sanmıyor. İki konteyneri uzunlamasına koymuş, araya şey koymuş, güzel. Bu mantığı işte Milas'ta benim yapmam lazım. Tırlar burada. Kamyonlar aşağıda, tırlar aşağı inemiyor herhalde. Oraya giremeyince. Yani bence bunlar hep şey, hayvancılık. Ya bu kadar hayvan nerede peki? Hayvan kaçakçılığı yapıyor olabilirler. Suriye'den buraya koyun da çıkıyorlar. Kaçakçılık. Abi bize 1000 lira koyun lazım. Var mıdır sizde? Buraya gönderdim. Fuata lazım, biriktiriyor. Hayvancılığa başladı amatörce. Nasıl lan? Ya koyun alıp satıyor, hatta dedim kuvvetli alıp beraber yapalım, olur falan ya. 6,5 milyon dedi aldı geçen. He? Ben geçen bir tanesi, 6500 mü? Geçen bir tanesi 750 liraya şey satıyorlar. Köpek mi? Teket, yok ya, keçi ya. 750 olur mu ya? 7,5'tur yazamamıştır 750 o. 750 lan, yazma değil lan, konuşuyor lan. 650 lira, 750 lira diyor. Alaydın 10 tane. İnternette gördüm oğlum, adam çocuk diyor ki nerede diyor, ne bileyim ne diyor, şuradayız diyor, ne kadar isterseniz var diyor, ben yetiştiriciliğini yapıyorum diyor. Ayaktır bir ya. Bir de keçilerde bu kadar. Çok küçük mü demek istedin? Ondan mı? Ya da
yavru. Yani daha anasını sütünden emmiş, ayırmış gibi. Yaşıyor mu hayvanlar o şekilde? Köpek besleye kadar ben şahsen yani iki keçi beslemeyi tercih ederim. Hiç olmazsa büyüyünce kesip yersin. Neyse. Arkasında ne yazıyor? Bir kuşağı daha. Evet. Son gördüğümüz kamyonlar bunlar mıydı? Yolun girişinde gene vardı galiba. Köye sığmadıkları için artık millet yollara park ediyor arabaları. Buraya da niye park etmemişlerse. Bu herhalde depremin artığı. Niğdelilere sesleniyorum. Buradan ekmek çıkar, gelsinler. Şimdi hemen videomda Niğdeliler. Bize hakaret mi ediyorsun diyebilirler. Ama yok, işiniz mi? Evet, sağa dönersek Antakya, sola dönersek Altınözü. Ben de videoyu kapatıyorum. Yeter bu kadar. Köyü de görmüş olduk. Köyün adını unuttum. Tepeören miydi? Tepe. Tepe değil de. Tepehan. Tepehan, evet. Bay bay Tepehan. Yetti.